İlginç ee, ilginç bir seçim sistemi var. Biraz karmaşık ama sonuçta e, o karmaşayı e, şey yapacağız. E, gidereceğiz. E, şu şuraya dikkat etmek gerekiyor. Esas e, sonucu belirleyecek olan kısım bir yaklaşır mısınız kameraman arkadaşım şuraya? Şimdi esas sonucu belirleyecek olan burası. E, zaten ezici üstünlük de burada. Eee seçimler yapılıyor. Halk seç, halk oylarını veriyor. Bir, bir seçiciler kurulu var. O seçiciler kurulunun sayısı da belli. Ee, orada 270'in mutlak surette geçilmesi gerekiyor kazanabilmesi için adayın ve bakıyoruz şu an itibariyle. Bu son durum değil mi Onur? Son durum. Şu an itibariyle 270'i geçmiş durumda. Yani Trump net bir şekilde başkan, yeni başkan Trump. Eee Kamala 223, Kamala Harris. Ama biraz daha artması gerekiyor bunun galiba, değil 41 mi? Bir tane daha belli olmayan delege var gör. Kaç? 41 gibi hesapladım. Ya yani, 538 olması lazım yani, toplam. Peki 276 da bu da artacak demek mi? Orada artabilir tabii. Yani, yani. belli olmayan eyaletler var demek ki. Şu üç pembe netleşince artacak. Bir de Michigan 3'ü şu, şu, mü şu anda? Bir de Michigan'a da pembe. Evet, konuşuyor. şu sağda Michigan'da, Michigan var evet. Yani, Nevada, Arizona, Alaska Michigan Michigan öyle. nerede abi? Ben Eş, de, şu de, çıkıntı var ya aha, yarımada. Şurada, gibi. şurada yani 15. şimdi bir o çok olduğu yer. 15 seçiciler kurulu üyesi Michigan'da var. Nevada'da 6, Arizona'da 11. Yani sonuç değişmeyecek. Alaska'da 3 sonuç değişmeyecek ama şu rakamlar değişecek. Evet. Yani belki Trump'a bir miktar gidecek. Bir evet. miktar da e, Kamala Harris'e gidecek. Ama hani sonuç olarak öyle ya da böyle ee, seçim kesinleşmiş durumda. 270'i geçen kesin alıyor mu hocam? Kesin alıyor. Kesin, kesin alıyor. alıyor tamam. Çok güzel. Şimdi kimlerle konuşuyoruz ya bir de konuklarımızı tanıtsak iyi olacaktı. Ee, Hakan Bayrakçı, Profesör Uğur Özgöker hoş geldiniz. Coşkun Başbuğ merhaba, İsmail Düker. Ve ilk Yayın. defa bizim programa konuk oluyor Gerçi CNN Türk ekranlarında çok biliniyor artık Hazar Vural Jane Bravo Ahmet Bey Teşekkür ederim söyledin doğru söylediniz <gülüyor> 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 Şimdi Peki ne olur Hocam siz Siz söyleyin Şimdi. Hocam bir... gelebilir misiniz Tabii. Yani şunu anlamak istiyorum şu pembeler henüz belirsiz. Evet değil sonuç mi? kesinleşmemiş orada. Sonuç kesinleşmemiş. Ama en son Michigan'da bayağı fark vardı. Yani şey Trump öndeydi. Ee, Müslüman Arapların en çok olduğu yer kime verecek diye düşünüyorduk. İşte Biden'a kızgınlıklarından Demokrat Parti bu Netanyahu'nun yaptığı katliamların en büyük suç ortağı belki de asıl suç ortağı Biden'dı. Demokrat Parti'ydi. Bu bayağı öndeydi Trump. Yani burada öyle bitiyor. Michigan o kilit eyalette. Ama ona gerek kalmadı. Onu bile alsa Harris bitti bu iş. Şimdi şöyle, dün akşam da söyledik. Genelde başkan Cumhuriyetçi Parti'den oluyordu, kongre demokrat oluyordu. Tam tersi de oluyordu. Başkan demokrat kongre şey, bu Türkiye'nin de aleyhine oluyordu. Başkan bize söz veriyor, ya siz İsveç'e, şey, NATO'ya alın. Ben katsa yard şeyini kaldıracağım, ambargoyu kaldıracağım falan. Ondan sonra ya kusura bakma çıkartamadık senatodan çünkü öbür parti falan. Şimdi ilk defa olarak hem başkan hem e, kongrenin temsilciler meclisi, hem de senato konadını aldı cumhuriyet üçünü de üçünü de aldı bitti yani hiçbir bahanesi yok bahane yok yani artık He. söz verip ya ben meclisten Abi, geçiremem geçiremiyorum falan diye öyle bir şeyler diyemez. falan da yok yani Peki şimdi şu şunu merak ettim birkaç soru soracağım size. Bir evet. tanesi şu. Şu pembeler belirlince yani kesinleşince, kesinleşince. nasıl bir rakam çıkar ortaya şurada Valla yani Michigan'ı almıştı Trump diye biliyorum. Onu Mesela 15'in 15'ini de mi alıyor? Hepsini alıyor. Ha, Zaten birinci bile, çıkan. Tabii tabii bir oy bile fazlasınız bütün eyaleti alıyorsunuz. Ha, o zaman Michigan'ı alırsa Trump 15 artı tane, 15 yazdırıyor. 15 tane kafadan tabii. Aynen, 15. Olsa, Peki Nevada'da, Alaska'da ve Arizona'da durum ne? E, Valla Alaska'yı bilmiyorum. Oldu. Nevada taraf değiştirmişti geçen seçimde. Gene bu sefer de Cumhuriyetçileri şey temayildi. En İyi, son evet. takip etmedim. Aa, ee, eğer o da öyle olursa artı altı daha yaz. Tabii ya. tabii öyle yani olacak anladım. ama çok da fark etmiyor artık yani. 270'i geçti mi delegeyi aldı mı da iş bitiyor. Yani 20 Ocak'ta başkan. Burada önemli olan Kaliforniya'ydı. Geçen seçim 55 delegeydi. Ee, Texas bir de bu da 39. Yani biliyorsunuz Kaliforniya eğer bağımsız devlet olsa dünyanın 7. zengin devleti. Rusya Federasyonu'ndan daha zengin devlet Kaliforniya öyle mi? Kaliforniya öyle. Silikon Vadisi falan filan Rusya'dan daha zengin ve çoğunluk İspanyolca konuşuyor. Peki. E, şimdi burada ben şeyi anlamadım. Ha kırmızılar? Kırmızılar cumhuriyetçiler. Trump'ın kazandığı. Trumpçılar, Trumpçılar, kırmızılar Trumpçılar. Mavi, Trumpçılar. Maviler Harris'in kazandığı eyaletti. Hocam şöyle oluyor. Yani sahiller öyle. Aynen Türkiye gibi. <laughs> Bakın Türkiye gibi. Sahiller kamalacı ee, yani orta... demeyelim. Sahiller eskiden beri hep demokrattır. Yani beyaz yakalılar, başka yüksek eğitimliler, başkasının yanında çalışanlar hep daha da fazlaydı. Böyleydi. Burası kapalı. Bu sefer büyük bir başarı kazandı Trump. Yani buralar da maviydi hep. East Coast, West Coast Doğu kıyısı, batı kıyısı. Yani Atlantik ve Pasifik kıyısı hep demokratlar alır. İçeride çiftçiler, işte sanayiciler, imalatçılar, kendi adına çalışanlar daha az eğitimler, Cumhuriyetçileri veriyor. Orta orta Amerika Her zaman. Her Peki, zaman böyle. Bu İlyonis biraz şey mi? Eee. dönmüş evet. Her zaman mı böyledir yoksa bu seçimde mi böyle oldu? Ee, onu biliyor musun? Vallahi gelip gidiyor da Minnesota Demokratlara veriyor her zaman. Onu biliyorum. İlionis'te dönem dönem gidip giriyordu. Peki. Chicago var ya orada. Bir hocam şunu bir konuşabilir miyiz bir dakika? Bizim seyircilerimizin hepimizin anlayabileceği şekilde bu bir tuhaf bir seçim sistemi. Şu bir sistemi Öyle, bir anlatsam Anlatayım. Hadi. Var mı bunun bir sistemi anlatan bir grafiği? Ha, şimdi şöyle. Ha. Şöyle tek tek okuyun isterseniz. Tabii. Halk her eyaletin toplam 530 kişiden oluşan seçiciler kurulu. Şimdi halk bir, bir önce şöyle bir şey söyleyelim. 500 halk seçime gittiğinde 538 kişilik seçiciler kurulunu seçiyor. 50 tane eyalet var. Yani onlar state istiyor. Yani aslında devlet. Medeni hukukları, borçları ticaret hukukları bile farklı. Bir eyalette idam var birinde yok falan filan. Şimdi 50 eyaletin nüfuslarına oranlı olarak en çok nüfus Kaliforniya. Dedim ya dünyanızı... E, 54. 7, 54. Geçen seçim 55'ti. E, Nevada'ya buradan şey gitmiş, halk gitmiş. Dün Amerika'ya Yunus Bey'e bağlandı. 54'e düşmüş. İkinci Texas Burası da İspanyolca konuşur ağırlıklı. Bura demokratların, bura Demokrat. burası cumhuriyetçilerin kaleti. O, evet, burası da 39'du bir nüfus artmış, 40'a çıkmış. Bu da dünyanın 9. zengin devleti. Eğer bağımsız olsa ki bu bağımsızlık hareketleri var. Yani şey afaki konuşmuyorum. Bağımsız olmak isteyenler var. Eski Meksika toprağı <laughs> Hocam onlara gelmek gerek yok. Şöyle ha. bakın şunu çok basit bir şekilde anlatabilir misiniz? Tamam. Şimdi ben e, diyelim ki Teksas'la oy kullanan bir Amerikan Tamam. vatandaşıyım Oyumu kime veriyorum? Ya şey yani bir tane daha bağımsız şey vardı, yeşiller, meşiller vardı. Bir adaylardan birine veriyorsunuz. Ya Trumpa ya da Kamala Harris. Tabii, biri daha vardı, bir tane. O önemli o, değil. O değil. Peki ha. ben oyumu ona verdiğimde bir seçiciler kurulumu seçiyorum. Ha. Şimdi burada 40 tane delege var, nüfusuna orantılı olan. Delege zaten. mi diyoruz? Delege, ona? delege. Delegelere veriyorsunuz. 40 delegesi var. Bir ta diyelim ki biri <laughs> 10 milyon aldı, biri 10 milyon bir aldı. 10 milyon bir alan 40 delegenin tamamını alıyor. He, tamam. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 1950 ile 1960 arası 50-54-57 seçimleri böyle yapıyor. Böyle. Tamam. Peki o e, bu delegeler daha sonra bir işe onlar, yarıyorlar mı? İşte onlar seçiyorlar. Hayır, tems, bunlar seçimi yaptıktan sonra. Yani bu. O Delegeler başkanı seçiyorlar işte. Başkanı seçiyorlar ve görevleri bitiyor. Bitiyor, mu? evet. Bitiyor. Bitiyor. Anladım, tamam. O bitiyor. Yani bunlar milletvekili falan değil yani. Tamam. Şimdi ama bu seçimde 3 üç, üç tane birden seçim yapıldı. Bir başkanı seçecek delegeler. Bir iki temsilciler meclisi. İkincisi temsilciler meclisi tamam. Üçüncüsü Senator. da Üçte bir. Tamam. Senatonun üçte biri. Üçte biri. Peki evet. şimdi bu 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 yeterli galiba bu bilgi. Yani önce her eyalette. Halk toplam 538 kişiden oluşan seçiciler kurulunu seçiyor. Bütün delegelerin toplamı 538. Seçiciler kurulu seçimin ardından toplanıyorlar, Heh. bir oylama daha yapıyorlar. Kendi aralarında. En az 270... 200. 538 bölü 2 artı 1. En az 270 seçiciler kurulu üyesinin oyunu alan aday başkan, başkan. seçiliyor. Evet. Peki. Diyelim ki 279'a 279 oldu. Olmaz. 69'a 69'a 69 oldu. Ha dün de o tartışıldı. Ne oluyor? Şimdiye kadar hatta onu Hakan Bey 300 binde bir dedi. Ben dedim milyonda bir. Şimdiye kadar tarihinde olmadı. Teorik olarak olabilir. Ona şey yapmış. Şöyle bir şey gelmiş mecliste. Başkanı o zaman temsilciler meclisi Yunus Bey'den öğrendik onu dün akşam. Başkanı Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısını Senato seçecekti bir karar çıkmıştı. öyle bir şey yani. var. Neyse İki tam zaten ama hiç olmadı tarihinde. Fantezi o yani Fantezi, Fantezi. tamam. Evet. Peki şimdi tekrar gelelim şeye biraz önceki o pembeli haritaya Onur. Evet ya. Yunus merhaba. Michigan'da, Nevada'da, Arizona'da, Alaska'da oy sayım işlemi devam mı ediyor? Şöyle zaten e, birçok yerde devam ediyor ama burada mantıklı bu. e, haber kanalları ya da işte Associated Press, CNN, Fox News her haber kanalı kendi e, seçim analist ekibini oluşturuyor ve diyor ki yani burada biz yeteri kadar oy gördük ve kalan beldelerde, şehirlerde de oy trendini biliyoruz. Burada diyor ki Kamala'nın Trump'ı geçme ihtimali sıfıra düştü. Biz bu eyaleti Trump'a veriyoruz diye. Evet, yani ben, o madem öyle, akşam biz eklediğimizde o, o zaman bitmemişti sandık o zaman, sayımı. O zaman şu saat itibariyle yani saat şu anda Türkiye'de 20.41 şu an itibariyle Michigan'ı kime veriyorlar? Şu an itibariyle Michigan'ı hala vermiyorlar ama yani mantıken baktığımızda Donald Trump'ın orayı kaybetme ihtimali yok. Neden? Çünkü zaten %99'u sayılmış arada Kaç bin oy fark var? 83 bin oy fark var. Yani mümkün değil. Ama Trump alır diyorsun e, yani. Kanalların Michigan. kararı. Trump, Michigan'ı alırsa Michigan, Trump o zaman şu 276'ya yaz artı 16. Peki, 291. Nevada'ya, Nevada'da durum ne? O belli mi? Nevada'da durumu hemen söyleyeyim ben size. Orada da e, 100... 659 bin oy. Trump 600 bin oy. Kamala ve 88'i sayılmış. En son gelen güncelleme 5, ,5 saat önce. Yani 5 günlük saattir Peki, yeni bir oy orası, girilmemiş. Orası sisteme. için hala ortada diyebilir miyiz? Zannetmiyorum O da Trump almış gibi. Trump yaz Trump'a oradan bir 6 puan. <laughs> Coşkun abi yaz. Yazayım. 297. Evet. <laughs> Peki Arizona. Arizona'ya gidelim hemen. Arizona'ya basalım. Şöyle orada da oyların yüzde 62 sayılmış. Bu iki Arizona nevada geçen seçimde de başa bela çıkarmıştı. Çok yavaş sayıyorlar. Orada da 1 milyon 160 bin Trump, 1 milyon 53 bin Harris. Yani 100 bin oy fark var. 100 bin küsür. Arizona... Ama yine de veremiyorlar Trump'a. Arizona'yı bekleyeceğiz o zaman. Beklenmesi gerekiyor. Alaska 3 var Alaska'da da. Alaska'ya gidelim. Alaska'da %71'i sayılmış 140 bin Trump, 102 bin Harris. Orada da 5 saattir oy gelmemiş. %80, %90 Trump'a almış. Trump o zaman Yunus, o zaman Trump seçiciler kurulu sayıları bakımından eze eze kazandı diyebiliyor muyuz? Bilindir gibi geçti, eze eze kazandı, bozguna uğrattı. Hangisini beğenirseniz. Bunlar söyleniyor mu şu anda Amerika'da? Tabii ki de. Yani hatta şöyle bir görüntü oluştu CNN'de dün akşam. Diyor ki iki tane e, şeyin önüne geçmişler dokunmatik e, seçim haritası ekranının. Diyorlar ki bakalım Kamala Harris Joe Biden'dan daha iyi nerede performans göstermiş? Haritaya bir basıyor harita bomboş. Hiçbir, <laughs> Hiçbir yerde. yerde daha iyi yani, performans yani gösterememiş. Biden'dan bu. daha kötü Kamala'nın durumu öyle mi? Yani o da işte bir şey söylüyor yani Biden'dan kötü olmak gerçekten e, korkunç bir performansı Korkunç. Peki bir şey söyleyeceğim. E, mesela şimdi iki tane seçim sonucu var. Bir halkın verdiği oy işte 47'ye 51, 48'e 51 galiba değil mi? Son öyle. Buna bakmıyorlar, bunu tartışmıyorlar da. Şunu mu konuşuyorlar yani şey. 276 evet. 223 bu mu bu mudur baz alınan bakılan şey bu mudur? Mesela 2016'da Trump e, toplam oyda kaybetti 3 3.5 milyon civarı ama seçiciler kurulunu kazandı. Cumhuriyetçiler çok uzun süredir toplam oyu kazanamıyordu. 20 yıl sonra ilk kez tarih yazdı Donald Trump. Hem toplam oyu kazandı hem seçiciler kurulunda da eze eze geçti. Bu anlamda mı söylüyorsunuz? Hem senatoda hem de temsilciler meclisine. Yani silindir gibi ezdi geçti ondan dolayı diyoruz. Yani afaki atmıyoruz. Gerçekten silme süpürdü. Peki ee, şunu merak ediyorum. Yani Amerikan televizyonlarında seçim sonuçları konuşulurken ee, %48-51 mi konuşulur yoksa seçiciler kurulunun sonuçları mı konuşulur? Yani 276'ya 223'ü mü konuşuyorlar? Bunu mu baz alarak konuşuyorlar? Silindir gibi ezdi falan diyorlar. Yoksa 48'e 51 falan hani o genel seçim sonuçlarına mı bakıyorlar? Şimdi biz de sabah kadar yayın yaptığımızda ben de izleyicilerimiz de on dedim. Hani bırakın bütün sonuçları. 2-3 eyalete bakalım diye. Şimdi orada kuzeyde var ya 3 tane eyalet. Michigan, Wisconsin, Pennsylvania. İsterseniz gösterin orada. Evet. Michigan, Wisconsin, Pennsylvania. Hoca, sağ olun. Buraya demokratlar blue wall diyor. Yani mavi duvar. Mavi duvar yıkılırsa seçimi de kaybediyorlar. Bu işin matematiği bu, bilimsel yani. Kamala Harris üçünde de mağlup oldu. Yani demokratların kesin alması gereken en güvendikleri yerlerde bozguna uğradı. Buna bakarlar mesela. Ya da e, New York'a bakalım. New York normalde müthiş demokrattır ama Oy farkı tarihin en düşük oy farklarından biri oldu. Yani güçlü ben, olduğu yerlerde ben, de oy kaybetti. Şunu şunu merak ediyorum. Ee, Kamal'a çıkıp o kadar da mağlup olmadık, yüzde 48 oy aldık der mi? Ya Bilmiyorum, belki de çıkıp bir daha getir sandığı şimdi yarışalım diyebilirim. <laughs> Bilemiyorum ama yani şu an işim bitti. Hayır, sen, sen diyorsun ki yani şu temsilciler şey işte pardon seçiciler kurulu oylarına bakılır. Ona göre kara, şey yapılır yani o tartışılır. Ee, burada da kritik 3 eyalet var. Onu kaybeden zaten üçünü de şey alıyor e, Trump alıyor. Zaten bunu söyleyeyim mesela Ahmet Bey. Biz neden çarşamba akşamı tarafsız bölgede Trump kazandı yazabildik? Çünkü Michigan, pardon, Wisconsin, Pennsylvania, Georgia, Kuzey Carolina buralarda Trump o kadar önde gitti ki Artık haber kanalları şunu demek zorunda kaldı. Bu iş bitti burada. Peki çok yakın dip dibe gitseydi biz daha günlerce konuşacaktık bunu. Ondan dolayı yani Trump açık ara attı. Şey Bu bekleniyor muydu Yunus? Bana pazartesi sordunuz. Hani ne bekliyorsun diye. Sen ben dedin ki, bir, daha, Trump bir, adım önde. Sen, sen, dedin ki bak ben, sen dedin ki pazartesi akşamı itibariyle ee... Eğer dedin şu anda kim Trump kazanıyor, kazanacak derse, kim Kamala ya kazanıyor, Kamala. Evet. kazanacak derse bilin ki yalan söylüyordur. Bu iş başa baş dedin. Hatta ben sonra sana dedim so ki ya tamam bu böyle bakıldığında genel olarak fotoğraf bunu gösteriyor. Senin hissiyatın nedir diye sorduğumda sen Trump'ın kazanma ihtimalini biraz daha yüksek görüyorum demiştin tam hatırlıyorum yani böyle ama yine de şunu i̇şte... sormak istiyorum soru şu Amerika'da bu sonuç bekleniyor mu Yani şaşkınlıkla mı karşılandı Bu nasıl bir sonuç Eyvah falan mı diyor demokratlar mesela ezildik yenildik böyle beklemiyorduk bunu beklemiyorduk mu diyorlar böyle bir büyük şaşkınlık mı var? Şimdi 20 Ekim'de ben Hürriyet Gazetesine biz tam sayfa bir manşet yapmıştık hatırlarsınız belki Trump'ın en favori olduğu seçim başlığını atmıştım ben. Neden? Çünkü elimde bazı datalar vardı görüyordum. Bunu Hakan Bey de iyi anlayacaktır. Ee, Trump 2016 ve 2020 yıllarına göre Hillary Clinton'dan mesela 8-9 puan gerideydi şu an bir puan önde. Biden'dan 10 puan gerideydi şu an bir puan önde. Kamala Harris iki tane demokrat adaya göre daha kötü durumda. Yani bir de Trump böyle bir sonradan at, açılan at. Yani insanlar Trump demeye korkuyor, sandık başında gidiyor, basıyor. Yani anketlerden her zaman daha iyi performans gösteriyor. Ben de şunu düşünüyorum. Diyorum ki anketler ortada, bilim ortada. Tamam başa baş gidiyor ama son 8 yılın performansına bakınca favori bu adam. Ondan dolayı ben hissiyatım, anketler ve para Trump'ı gösteriyor dedim. Peki Amerika'daki genel kanaat önderleri, medya e, şaşkın mı? Trump kazandığı için şaşkın değil, bu kadar e, bariz kazandığı için şaşkın. Fark yarattı fa yani fark attığı için şaşkınlar. Yani mesela cuma, cumartesi, pazar ya da bir hafta sonra <laughs> Trump açıklansa, Pensilvanya daha çekişmeli gitse, Georgia daha çekişmeli gitse, Wisconsin daha sabaha karşı açıklanmasa e, yani bunlar o kadar şaşırtmazdı ama hani Pensilvanya'yı daha sabaha karşı açıkladılar yani bitti yarış çok açık ara attı